Rica edeceğim. Benim günümü detaylıca izleyin, olur mu? Teşekkür ederim. İzlememe gerek yok Bediye Hanım. Şu an yediğimi yorumluyorum ben. Afiyet olsun. Görüyorum da. Peki Hamit? Ben de şey şöyle biraz daha kavrulabilirdi gerçekten. Bir tık kavrulması eksik olmuş gibi geliyor bana. Şerbeti de az geldi bana. Yani şekeri az geldi. Şekeri, mi? Şekeri az geldi. Bu şimdi şekerle irmiği karıştırıp kavurması gerekiyor zaten. İçinde dondurma var. Şekeri çok yerinde aslında ama. Yok bence ben, bana şekeri az geldi. Elinize emeğinize sağlık. Ben çok beğenemedim tatlıyı gerçekten. Peki. Safiye? Ben tatlıyı beğendim. Zaten irmik helvası beğenilecek yani herkesin yapabileceği bir tatlı olduğu için kötü olsa şaşırırdım. Normal olarak güzel. Evet. Lezzetli. Ha, normal olarak güzel. Evet. Hep Allah şey oluyor Allah. Ya çok ilginç ya bugünkü yorumlar. Hakikaten bana özel herhalde ya, irmik helvasından yani, yani ne beğeniyorlar ama daha yani ne bekliyorlar mesela? O pilavda artık konulabilecek her şeyi koymuşum pilava. Ama işte basit. Nasıl ya basit? Nasıl pilav basit? Yapmışsınız. Ben bununla irmiği kavurmak için 15 dakika irmiği kavurdum. Murat Bey? Arkadaşlara katılıyorum maalesef ki. Aynı noktada birleşiyoruz. Bir tık niye daha maalesef? Fazla bir tık Murat daha Bey, fazla. Niye maalesef katılıyorsunuz? Çünkü siz sürekli bana antipatik davranıyorsunuz o yüzden. Hiçbir antipatikliğimiz yok. Bir saniye yorum yapıyorum arkadaşlar. Hem bana diyorlar ki lafımı bölüyorsunuz diyorlar. Hem aynı şeyi yapıyorlar. Bir tık daha kavrulması gerekiyordu ve şekeri az. İkincisi siz şekerini az koymuşsunuz ki birbirini tutsun diye dondurmayla. Evet. Dengelesin. Onu, dengelesin diye onu ayarlayamamışsınız. Kusura bakmayın. Ben beğenmedim. Ve bakalım efendim büyük finale bir gün kala Bedia'ya kaçar puan gelecek yarışmacılardan açık oylamadayız. En az 8-9 puan aralığında bekliyorum. Soframa çok güveniyorum. Çok güzel servis yaptım. Hiçbir şey eksik etmedim. Genelde beğendiler. Adaletli davranırlarsa ben güzel puan alacağımı düşünüyorum. Adaletli. Evet sevgili yarışmacılar, bugün de kalemleri oynatma zamanı. Kim için? Bedia için. Yemekleri ben size sayacağım menüsünü. Birazdan siz de yazmaya başlayacaksınız. Kaçtan başlayacaksınız? 3'ten başlayacaksınız. 10'a kadar yolu var. Zira yine menüsü ve masası tam bir yarışmacıyla karşı karşıyaydık. İnşallah yarı finalde de öyle olur. Buyursunlar, siz yazmaya başlayın kafanızdaki puanları. Ben de sizler düşündükken menüsünü tekrarlayayım. Tuzlu yoğurt çorbası ile başladık Antakya yöresinden. Ara yemeği cevizli kıyması ve patatesli çiğ köftesi vardı. Ana yemek olarak kepse pilavı ve tavuk but vardı. Ona fettuş salatası eşlik etti. Ve tatlı olarak da dondurmalı irmik helvası yedik. Fıstıklı. Herkes gördüğüm kadarıyla tamamladı. Değiştirmek isteyen var mı aranızda? Hayır. Emin olmayan, tereddütü olan? Yok. Peki. Herkes puandan eminmiş Bedia. Tamam, o zaman sıkıntı yok. O zaman kaç bekliyorsun diye sorayım. 8 bekliyorum. 8 bekliyorsun. En az. Hani sofra, özen, kartlar, yemeklerin lezzeti. Sofra özenden biz de Bedia Hanım'dan çok puan bekledik ama çok alamadık orada. Sizin sofrayla bu sofra arasında benim çok ciddi fark var. Benim sofram çok daha şıktı. İlk olarak da Hamit'in puanıyla başlıyoruz açık oynamaya. Evet Hamit, aç ve yüksek sesle söyle lütfen bize puanını. Puanım 4. Ne? Ne? Evet. Ya şaka yapıyorsun. Yok çok ciddiyim. Keşke ciddi olmasaydın. Çok ciddi misin? Zuhal Hanım ben yarın yarışmak istemiyorum. Eğer gelirsem de sırf sizin hatırınız için gelirim. Yaparsam ben, Murat dur zaten. Sen de. Sizin 4 ümidim yok. Bence zaten. Hamit Bey'in puanını ciddiye almayalım. Çünkü böyle bir puanlama olamaz. Aa. Ben 4 verdim diye veriyorsanız. Hayır öyle bir şey yok. Ne sizin masa düzeniniz. Sen 4 vermiştin. Evet. Ne sizin masa düzeniniz ne getirdiğiniz yemekler bir değil. Siz şu anda emeğe saygısızlık yapıyorsunuz. Siz çok mu saygı duydunuz evet. Benim emeğime? Evet. Siz hiçbir şey yapmadınız. Sizde tencere yemeği şey yaptınız. Tatlınız olmamıştı. Tatlınız olmamıştı. Tencere. Zaten tencerede pişiyor tamam. Yemek. Benim ne yaptığıma vardı? Siz saygısızlık yapmamış mıydınız? Sizde sadece ortaya gelen ortalama bir pide vardı. Tamam, başka hiçbir şey yoktu. Ben de sadece sizin şeyinize verdim. Neyi? Ara sıcağınıza verdim. Allah Allah. Evet. Ara sıcak iki türlüydü. İki puan niye vermediniz? Ara sıcak iki puan vereyim. Peki. Ben afiyet böyle olsun. Uygun gördüm. Ben böyle sizin vicdanınıza bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de sizin vicdanınıza bırakmışım yok, ama sizde de yoktu. Benim var ya o kadar rahatım ki o konuda. Keşke sıfır verebilsem. Siz ben bir de şey ben diyorum. Arka tarafta da şey soruyorlar. Ya nasıldır Hamit Bey? Ya diyorum iyidir bilmem ne. Siz çok işten pazarlıklı bir insansınız. İşten pazarlıklı falan evet, değilim. Çok işten pazarlıklı bir insansınız. Daha da konuşurum da neyse. Olmadı hani. Yani Bedia Hanım Antakya'dan gelmişsiniz, verdiğiniz uçak parasına, çocuğunuzu bırakıp gelmişsiniz. Uçak parasını biz veriyoruz. TV8'in verdiği uçak parasına yazık oldu. Gerçekten yazık oldu. Şu an gerçekten bütün şevkim gitti benim. Yapımcıyız. Sanki Zuhal Hanım'ın eşiydi değil mi yapımcı? Ben de yapımcıyım. Sen mi yapıyorsun? En son olacak Murat Bey. Zor her neyse da. Sonuçta yazık oldu yani. Gerçekten. Her halükarda evet espri bir tarafa. Yani bence çok açık söyleyeyim.
Dördüne karşılık 4 aldım. 1 puan vermiş yani. Çok yazık oldu. Bakalım Murat'tan kaç puan gelecek ama büyük haksızlık maalesef. Yani bunu diskalifiye edilmesi lazım beyefendinin ya. Böyle 4 diye bir olabilir mi ya? Siz niye 4 verdiniz? Ya Hamit Bey, sizin önünüzde tatlı yoktu. Ekşi bir şeydi. Çorba yoktu. Sizinki de hamur gibiydi ona bakarsanız. Neresi hamurdu hamur ya? Hiç de hamur falan değildi. Çok da güzeldi. Hiçbir sıkıntı da yoktu. Bence Bediye Hanım diskalifiye olması için de açık oylama yapalım. Ben de kesinlikle gitmesi taraftarıyım. Bana bunu yapan ve yok. Yine 3'ü verir. Ve benim bütün ben zannediyorum ki bir koalisyon peşinde zaten. Koalisyon yapacağım. Şöyle bir şey var biliyorsun. Final günü açıklıyoruz diskalifiye kararını biz. Öyle mi? Tabii. Peki. Böyle bir durum var. Evet. Bakalım Murat'tan kaç puan geliyor? Evet, bizim diskalifiye şeyimiz, durumumuz Cuma günleri finalde açıklanıyor. Evet Murat, aç ve göster lütfen puanını. Benim puanım 8. Oo. Hak ettiği gibi 9 değildi, 7 değildi, tam 8'di hak ettiği gibi. Bence 8'de değildi 8. Murat Bey. Bu hafta ne yüksek puanını gördük şu an. Murat Bey, ben ikisine de katılmıyorum. Ben de ikisine de kesinlikle katılmıyorum. Kesinlikle ikisi de yanlış. 6 vermiş koalisyoncular. Şimdi sizin o... Niye koalisyon kuralım ki? Sizin ana menünüzde... Sizin bakışlardan anladım birbirinizi. Sizin ana menünüzde 7 verdim. Ben Bediye Hanım'la bakarak 6 mı verelim dedik, ne dedik? Siz o anlaşmışsınız siz belli. Nasıl anlaşabiliriz? Bediye Hanım, siz bu kararını verdiniz Bediye Hanım. Bir şey söyleyeceğim Bediye Hanım. Bu da hoş değil çünkü zan altında. Evet, şimdi böyle bir anlaşma yok. Öyle bir anlaşma yok. Evet. Masada karşımda nasıl bakmayayım ben? Peki, tamam. Neye bakıştı Bediye Hanım? Bakışların altına 6 çıkmayacak öyle mi? Farklı rakam çıkar 6. Ya da çıkmayacak biz bile şu an yani açıkçası. Yapmayın puanınızla ilgili. Bediye'nin tahmini 6 vereceği iki yarışmacının yönünde ama yani bu teknik olarak mümkün değil ama hani içten içe birbirlerine sempati besliyorlarsa ona bizim de yapabilecek bir şeyimiz yok tabii. Hiç yani öyle bir şey yok. Biz elimizden gelen bütün tedbirleri alıyoruz işte görüyorsunuz. Aynen öyle zaten. Yolculukta bile ulaşım görevlerimiz yanınızda. Konuşturmuyorlar. Editörlerimizden yani konuşmaları yani. Ama dersen ki sen ben öyle bir hissiyat alabiliyor bunu söylüyor yarışmacılar. O diyor onun birinci olmasını O zaman ben dediğim ki siz Murat Bey ile konuştunuz. Murat Bey size 8 verdi. Yine koalisyon diyelim o zaman. Zuhal Hanım benim günümde de hepsi 6 verdi o zaman hepsi birlikte koalisyon kurdu. Tabii. Bakışarak evet. Anlaştık. 6 verelim. Evet, dün de herkes 6 verdi. Peki, bakalım tamam. Safiye'den kaç puan geliyor? Evet Safiye, senin de puanını görelim. Bakalım tahmini doğru mu çıkacak Bediye'nin? Aç ve yüksek. Benim puanım 6. Aa, doğru tahmin ettin. Aa, şaşırmadım. Bravo, çok iyi tahmin ettin. Evet. Kapatabilirsin. Öyle bir özelliğim var. 1 puan ara yemeğini beğenmiştim. 1 puan ona verdim. 1 puan tatlısına verdim, 1 puan da ana yemeğin pişmişliğine verdim. Hmm. Ne vardı ana yemekte beğenmediğiniz? Söyledim ya. Hmm. Tat alamıyorum dedi. Evet, ben onu anlayamamışım, pardon. 6, ha pardon, açacaksınız. İzin verdiyseniz, teşekkürler. Lütfen Zuhal Hanım. Takdir. Evet, birazdan son olarak da Cahide'nin puanını göreceğiz. Yarışmacımızın tahmini, onun da 6 verdiği yönde. Bakalım öyle mi? Evet Cahide, sen de lütfen söyle yüksek sesi açarak. Evet Cahide, sen de lütfen söyle yüksek sesi açarak açmaz. Benim puanım 6 Zuhal Hanım. Çok şaşırdık. Ben alkışlamak istiyorum Bediye Hanım'ı. Çok büyük tahmin etmiş. Ay çok teşekkür ederim. Koalisyon kurmuşuz gerçekten. Çok sağ olun. Evet zaten biliyordum. Her şey ortada. Yalnız enteresan değil mi? İkisi de 6 verecek dedi. İkiniz de 6 verecek. Neye bağlıyorsunuz Cahide? Ya bir şeye bağlamıyoruz Zuhal Hanım. Zaten alması gereken puan 6'ydı. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun ve yarın büyük finali inşallah Korkmaz da gelirse Murat'la yapacağız. Evet, başarılar şimdiden Murat. Menünü çok merak ediyoruz. Yarın büyük final gününde Murat yarışacak. Şimdiden herkese afiyet olsun diyelim. İyi akşamlar efendim.